Samsun'dan geliyor dediler. Evet, Samsun Çarşamba'dan. Daha yaşı ileri birini bekliyordum ama çok gençmişsiniz siz. Evet. Oğlunuza bir gelin adayı ararken evet. Başınıza gelmeyen kalmamış. Evet, aynen. Allah, neler yaşamışsınız neler. Ama nasıl inanmışsınız ben de hala anlamadım ama. Hala da inanıyorum yani. İnanıyor musunuz? Evet, inanıyorum. Yani kandırılmadığınızı düşünüyorsunuz. Yok yani, şimdi gelin adayıma gerçekten güveniyorum. Önce Allah'a, sonra ona güveniyorum. Gerçi gelin adayı mı, sizin gelin adayı mı, çok emin olamadım ben. Hangisi? Ya millet şimdi yanlış anladı. Ben oğluma diye şey ettim. Anlatacağız ama önce bir izleyelim. Sizi bir röportaj yaptık, hepsini soracağım. ...34 yıllık evli Hasan Aydoğdu'nun tek isteği... ...dünya gözüyle oğlu Ömer'i evlendirebilmektir. Bir gün telefonu çalar... ...ve olanlar olur. Türk zannettim önce. İstek mesajı yapmışım. Bilmeden attım. O da bana selam diye geri döndü. Aradı beni. Bulgaristanlıyım dedi. Ben dedi yetimim. Annem babam kazada öldü. Ablamın yanında duruyorum. Benim oğlum var dedim. Evde 29 yaşındaydım. Evlenir misin dedim. O da neden olmasın? Helal sütten olduktan sonra dedi evlenirim dedi. Dedim sen onunla dedim, numarasını vereyim. Tanıştırayım. O da dedi tamam dedi. Ondan sonra bana baba demeye başladı. Dedi ki baba tamam dedi, tanışalım dedi. Tekrar mesaj attı bana. Dedi baba dedi. Oğlunla dedi yazışıyoruz dedi. Ömer'le dedi. Birbirimizi beğendik dedi. Bunlar 10-15 gün yazışmaya başladılar. Hasan Bey sırf gelin adayı Marianna Hanım Türkiye'ye gelebilsin diye 560 bin lira harcar. Para lazım oldu yani, pasaport, vizesi bilmem nesi derken para gönderdim. O zaman yani 1000 euro, 1500, 2000 lirayı buldu. Toplamda ne kadar verdiniz? Şu andaki para 560 bin lira falan yapıyor. Ondan sonra bunu gümrükten salmadılar. Ondan sonra bu çıktı geliyordu. Kaza yaptım dedi Edirne'de. Hakikaten yapmış. Oradan bir başka bir bayan aradı bana. Kızdan ses de alamıyorum ya. Dedi ki beyefendi dedi. Kız dedi kazaya biz şeydeydi. Edirne'ye geçince dedi. Şu anda dedi Kızıl Hastanesi'ndeydi. Peki kızımı ver bakayım bana dedim. Kız şu anda konuşacak durumda değil dedi. Kendine geldiği zaman ben seni arayacağım dedi. Gecenin saat 11 oldu. Beni aradı. Kız ayıkmış ama zoruna konuşuyor. Şu kızımın dedim fotoğraflarını bana gönder dedi. İnanmak için. Gerçekten baktım. Kollarında yara var. Bu alnında yara var. Kolunda serum takılı. O zaman dedim tamam dedim. Şu an hala görüşüyor musunuz o kızla? Görüşüyorum. Siz niye görüşüyorsunuz da oğlunuz görüşmüyor? Oğlum inanmıyor. Ben de kıza inandım. Hani bir kere gelemedi ya. Ondan sonra 3 kağıtı dolandırıcı gözüyle gördüler kızı. Ben bunları anda beni dolandı zannettim ben. Savcılığa verdim. Savcılık bunu araştırdı etti. Bunda bir şey bulamadı. Bu da yetmez. Köyünde hakkında çıkan dedikodularla savaşmak zorunda kalır. İşinizin haberi yok muydu bu olanlardan? Var. İşimin haberi olmaz olur mu? İşim de biliyor. Telefondan kaç defa görüştü. Bir tek küçük oğlum görüşmedi. Sağdan soldan dedikoduyla yok Hasan kendine getiriyor. Oğluna getirmiyor dediler. Bu da buna inandı. Ne kadar çabalasa da eşi onu dinlemez ve kaçınılmaz son gelir. Eşiniz neden evi terk etti? Terk etmedi. Çocuklarımla beraber. Beni uzaklaştırma kararı aldılar. 6 aydan beri ben uzaklaştım. Bu meseleden dolayı boşanma davası açtı. Bana da inanmıyor, kıza da inanmıyor. Hatta görüşüyor, konuşuyor. Tamam kızım diye, tamam gel diye, bekliyor seni diye. Kız da anneciğim diye, ben geleceğim bak, babamı kurtaracağım diye. Bak babam benim için diye borcu harca girdi. Ama siz inanmıyorsunuz dedi. Hasan Bey'in tek isteği, eşinin ve çocuklarının onu affetmesi. Nermin seni seviyorum, 34 yıllık hayatımsın. Kimsenin lafına bakma, geri dön yuvamızı kurtaralım. Benim kızla bir aram olmadığını sen de biliyorsun. Kaç defa konuştun ama gelmediği için inanmadınız. Bu dereceye düştük. Kaç yerden istediler, herkesin önüne durdum. Köyün içinde bir tek ben seni seçtim, sen de beni kırma. Evet, biraz özetledi burada Hasan Bey ama şimdi daha detaylı konuşacağız. Biraz sesi az geliyor ya. Şimdi. Geliyor mu sesiniz? Geliyor, güzel anlaşılıyor. Az geliyor sesini, duyamıyorum. Gayet güzel, ekranda bir sorun yok, gayet güzel. Kulaklarım da biraz ağrıyor yani. Ha, kulaklarınız mı ağrıyor? Evet. Ha, benim sesimi mi az duyuyorsunuz? Evet, evet. Ha, öyle mi? Şöyle yaklaşayım ben size. Evet. Tamam, yaklaşayım. Şimdi Hasan Bey, Hasan Aydoğdu, 53 yaşındasınız. Evet. Demin dedim çok hiç yaşlı durmuyorsun. 34 yıllık evli, 3 tane çocuğu var. Evet. Hasan Bey'in 31 yaşındaki oğlu Ömer'i evlendirmek istiyorsunuz. Evet. En büyük Ömer mi? Evet. Diğerleri daha küçük galiba. Evet, evet. Diğerleri kaç yaşında? Yalçın 33 yaşında. Ha, 33. Evet. Ha, büyük olan da var yani. Büyük olan da var. Niye Ömer özellikle? Ömer 31 yaşında. Özellikle. Ondan sonra Oktay var 22 yaşında. Büyüğü evli mi peki? Yok, hayır evli değil. Sadece... O da şey yani askere falan da gitmedi. 3 aydan 3 aya maaş alıyordu. Şimdi aydan ay alıyorlar. Evet. 500 milyon bir maaş alıyor işte, 550 milyon falan. Tamam ama siz dolayısıyla Ömer'i evlendirmek istiyorsunuz. Evet evet. O zaten büyük oğlum rahatsız olduğu için evlenmeyi düşünmüyor. Ha, evlenmeyi düşünmüyor. Evet, o yüzden evet. Ömer'i evlendirmek istemiş evet. Sevgili izleyiciler. Ben de şimdi onunla kızla 2018 yılında tanıştım. Hı hı. Şöyle iki yıl önce telefonunuz çalıyor bir gün. Evet. Kaç gibi telefonda çaldı? Telefonda görüş başladık. Bir anlatır mısınız? O gün, ne oldu? Bir anlatır mısınız? O gün ne oldu? İşte dediğim yani o gün şimdi ben bilmeden veya bilerekten bilmiyorum. İstek atmıştım şey için yani arkadaşlık teklifi için.
Bir dakika, bir saniye. Siz bilmediğiniz bir numaraya arkadaşlık teklifi için mesaj mı attınız? Evet. Peki. Kızla istek atmışım. Hı hı. Belki bir gün sonra da bana geri döndü bu. Selam deyin. Numarayı nereden buldunuz? Efendim? Numarayı nereden buldunuz? Arkadaşlık oldu ya, numarayı ben de görüyorum mesela numara. Hayır, arkadaşlık sitesinden numarayı buldunuz. Evet, evet. Peki arkadaşlık sitesinden numarayı bulduktan sonra o telefon numarasına mesaj atıp ne yaptınız, anlatır mısınız? Ya şimdi ben de istek attıktan sonra o bana geri döndü. Selam deyin. Beni ve görüntülü aradı. Görüntülü aradıktan sonra dedim neredensin? Bulgaristan'dan dedi. Neresinden? Dedi, Balçık'tan dedi. Balçık'ın Çapla köyünden. Tamam. Ondan sonra... Türkçe mi konuşuyor? Evli misin, bekar mısın diye bana sordu. Türkçe ben mi konuşuyor? Türkçe, dedim. Türkçe konuşuyor mu? Kaç yaşındasın dedim. Türkçe konuşuyor mu Türkçe? Efendim? Türkçe konuşuyor mu Türkçe? Evet, evet, Türkçe konuşuyor. Bana da şey, Türkler var. Antalyalı mı ne de sanırım? Babası Antalyalı, kendisi annesi oradan göçmen.